Kıymetli camiamız, sevgili kongrelerimiz, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü ve camiası olarak bildiğiniz gibi 3 Temmuz sürecinden itibaren kulübümüzün her dinamiğiyle maruz bırakıldığı, mücadele etmek zorunda kaldığı haksızlık ve adaletsizlikler zinciri hepimizin malumudur. Camiye olarak uzun zamandır her mecrada anlatmaya çalıştıklarımızın anlaşılmadığı, dile getirdiklerimizin yeterince karşılık bulmadığı, adaletsizliklerin katlanarak arttığı süreçlerden geçiyoruz. Bunu da her geçen gün, her hafta, her sezon hep beraber tanık oluyoruz. Fenerbahçe'mize reva görünen bu sistematik kötülere rağmen sahip olduğu benliğin güçlü bir yansıması olarak her fırsatta ülke değerlerimiz olan saygımızı, milli değerlerimiz olan bağlılığımızı, vatanımıza duyduğumuz aidiyeti vurguladık. Bu bilinçten hiçbir zaman şaşmadık. Tüm haksızlıklara karşı dik durmaya, tüm yapılanlara rağmen ülkemize hizmet etmeye, sporun her branşında zirveye oynamaya, Türkiye'mizi temsil eden sporcular yetiştirmeye Bayrağımızı ulusal ve uluslararası alanda gururla taşıyan gençler geliştirmeye, altyapımızda yüzlerle çocuğumuza yuva olmaya devam ettik. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle Fenerbahçe'miz bunları yaparken Fenerbahçe'ye yapılan haksızlıkların durmaksızın katlanarak devam etmesi, milyonlarca taraftarı olan kulübümüzün camiasına dönerek yaşananları kendi içinde sorgulanması zorunluluğu artık zaruret haline gelmiştir. İşte burada milyonları temsil eden kongrelerimize çok önemli bir görev düşmektedir. Fenerbahçe'mizin tarihinde bir miyeng taşı olarak gördüğüm bu toplantıyı sizlerin katılımı, desteği, ilgisi ve katma değeri olmadan istediğimiz şekilde yapamayız. 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde gerçekleştireceğimiz olağanüstü genel kurul toplantımız tüm bu sebeplerle tarihi bir kimlik taşımaktadır. Tüzüğümüzün 24. maddesi 2. bendi gereğince ilk toplantıda nitelikli çoğunluk sağlanmaz ise toplantımız her zaman olduğu gibi bir hafta sonraya ertelemek zorunda kalacaktır. Ancak Fenerbahçe öyle günlerden geçmektedir ki bugünün bir ikincisi olmamalı, olmayacaktır. 2 Nisan'da Fenerbahçe'nin diyen herkes omuzlarında taşır sorumlulukla bu toplantı yerine alacağından hiç şüphem yok. Bir asra aşkın onurlu bir tarihe sahip olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 37. başkanı olarak siz değerli kongrelerimizden taşıdığınız sorumluluğun bilinciyle Onavan Üstü Genel Kurulumuzun ilk tarihi olan 2 Nisan gününde salt çoğunluğu sağlamanızı ve kulübümüze destek olmanızı önemli rica ederim. Fenerbahçe sokakta oynasın, biz kaldırımda destekleriz diyenlerin omuz omuza duruşunu Fenerbahçe için bu kritik dönemde bir kez daha en güçlü şekilde ortaya koyacağımıza Haykıracağımıza inancım tamdır. Hepinize sevgi ve saygılarımla 2 Nisan'da görüşmek üzere.